Efendim, Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir tarifle sizlerle birlikteyiz. Tavuk haşlama hazırlayacağız. Şöyle lezzetli bir tavuk haşlama yapacağız. Tabii şimdi diyeceksiniz ki bu gezmeyen tavuklarla ne kadar güzel tavuk haşlama yapılır dediğinizi duyar gibiyim. Ama olsun, güvendiğim markanın güzel tavuklarını aldım. İnşallah bunlarla da lezzetli bir tavuk haşlama hazırlayacağız. Hem suyunu içeceğiz hem etini yiyeceğiz. Buyurun malzemelerle tarifimize geçelim. Tavuk haşlama için kullanacağımız malzemeler, elimde 1,5 adet tavuğumuz var. Ben tüm tavukla yapacağım. Tüm tavuk kullanırsanız hem daha ekonomik hem de bütün kemikli olduğu için suyu daha lezzetli oluyor. 3 yemek kaşığı yoğurt kullanacağız. Tuz kullanacağız. Haşlamak için 1 dilim limon kullanacağız. Yine haşlamak için 2 diş sarımsağımız var. Sos için 1,5 yemek kaşığı un kullanacağız. Karabiber. Yine haşlamak için küçük bir adet soğan kullanacağız. Patates kullanacağız. Ve havucumuz var. Buyurun yemeğimizi yapmaya başlayalım. Öncelikle tavuğumuzu parçalayarak başlayacağız. Şimdi ailen içerisinde but yiyenler olacak, göğüs yiyenler olacak. Kim nasıl istiyorsa, ister but ister göğüs bu şekilde yiyebilirler. Hatta esnaf lokantalarına gittiğinizde sorarlar, göğüs mü yemek istiyorsunuz, but mu yemek istiyorsunuz diye. Yani göğüs biraz kuru olsa da haşlamada güzel oluyor. Hangisini tercih ederseniz. Şimdi göğüs kısmını bu şekilde pişireceğiz. Buradaki kol kısmını almadık. Sadece kanadı aldım. Şöyle göstereyim. Kanadı aldım. Kol kısmı üzerinde bu şekilde kalacak. Böyle servis yapacağız bunu. Butta çok bir işlem yapmayacağız. Şu yağlarını alacağız. İstersek bunun şu kalça dediğimiz kısmını çıkartıp alabiliriz. Bu kalça kısmını çıkartırsak bu butun ismi spesiyel but oluyor. Ama ben bu kalça kısmını çıkartmayacağım. Sadece şöyle fazlalık kısımlarını alıyorum. Bir şu gördüğünüz kısmı alacağız. Evet, burayı da bu şekilde kestik, aldık. Hatta şöyle tüm tavukla gösterelim. Önce kanadı alıyoruz. Kanadı çıkarttık. Direkt buradan ortadan ikiye böleceğiz. Göğüs kısmından ortadan ikiye böldüm. Sırt kısmından ortadan ikiye böleceğiz. Buradaki kemikler ince olduğu için çabuk kesilecek. Tekrar but ve göğüs kısmının tam ortasından kesiyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi göğüsler bu şekilde pişecek. Sadece istersek şu kafesin olduğu yerden birazcık kesebiliriz. Evet, göğüsler bu şekilde olacak. Evet, gördüğünüz gibi butlar burada. Ve göğüsler de burada. 3 tane göğsümüz, 3 tane de butumuz var. Normalde bunlar bir kişiye çok fazla olabilir. Ama esnaf lokantalarında bir porsiyonu bu şekilde ayarlarlar. Biz de yine bir porsiyon üzerinden yapacağız. Elimden geldiğince küçük tavuk seçmeye çalıştım. Buradaki toplam tavuğumuz 3 kilo 650 gram geliyor. Tabii şunları da çıkarınca kilosu biraz daha eksildi. Burada hem kanatları var hem derisi falan var. Yani ortalama burada 3 kilo 250 gram tavuğumuz var. 6 kişiye göre ayarlayacağız. Tabii ki kalırsa yarın sabah için çorba yapabiliriz. 2,5 litre suyumuz kaynamak üzere. Yıkadığım, temizlediğim tavukları ısıran suya ekliyorum. Ben tavuklarımı normal tencerede haşlayacağım. Bu şekilde daha lezzetli oluyor. Biraz uzun süre pişiyor. Kısık ateşte. Daha da güzel oluyor. Ama siz isterseniz daha çabuk olsun diyorsanız düdüklü tencere kullanabilirsiniz. Tavuklarımızı ekledik. Bir tane küçük soğanımız vardı. Bunu da ekliyorum. Bir dilim limon. Bunu da ekliyorum. 2 diş sarımsağı ekledim. Bunların hepsini tavuğun o sası kokusu gitsin diye ekliyorum. 1-2 tatlı kaşığı da tuz ekledim. Tenceremizin kapağını kapattık. Şu an altı yüksek bir şekilde yanıyor. Birazdan kaynara çıkacak. Kaynara çıkınca altını kısacağız. Kısık ateşte lokum gibi pişene kadar devam edeceğiz. Evet, yaklaşık 6-7 dakika sonra tavuklarımız kaynara çıktı. Tekrar kapağını kapatıyorum. Altını da kısacağım. Kısık ateşte yaklaşık 1,5 saat boyunca pişireceğiz. Birazdan kontrol edip havuç ve patateslerini ekleyebiliriz. Evet, tavuklarımız yaklaşık 50 dakikadır pişiyor. Az önce kontrol ettim. Biraz daha yolumuz var. Havuçları doğrayacağım. Bu spatulayla, yani biraz şekilli olsun diye bunu doğruyorum. Havuçları bu şekilde 3'e böleceğim. Havuçları doğradık. Bunları yıkayıp birazdan tavukla buluşturacağız. Sırada patateslerimiz var. Tabii bunları da elma dilimi yapacağım. Ortadan ikiye bölüyoruz.
Bölemiyoruz. Böldük. Çok kalın olmasın. Bu şekilde 3'e böleceğim. Efendim, yaklaşık 55 dakikadır tavuklarımız pişiyor. Sıra geldi havuçlara. Havuçlarını ekleyeceğim. Yaklaşık bir 10 dakika havuçlarla birlikte pişirmeye devam edeceğiz. Çünkü havuçla patatesin pişme süresi aynı değil. Birazdan da patatesleri ekleyeceğiz. Evet, havuçlar da biraz pişti. Sırada patateslerimiz var. Patatesleri ekleyeceğiz. Tekrar kapağını kapatıyorum. Patatesler de biraz pişince sosunu yapıp ekleyeceğiz. Tavuk haşlamamız pişiyor. Çok az kaldı. Sosunu yapacağız. 3 yemek kaşığı yoğurt ekledim. 1,5 yemek kaşığı da un kullanacağız. Tabi isterseniz bunların hiçbirini kullanmayabilirsiniz. Ama biraz suyu kıvamlı olsun istiyorsanız un ve yoğurdu kullanmamız gerekiyor. Şöyle çok az da limon sıkacağım. Çok fazla değil. Tabi isteğe bağlı yumurta da koyabilirsiniz. Ama tavuk suyunu lezzetini almak istiyorsanız yumurta kullanmayın derim. Şöyle havuçları kontrol edeceğiz. Evet, güzel yumuşamış. Patatesler de pişmiş. Sosunu ekleyeceğiz. Şöyle bir miktar suyundan alıp buradaki yoğurt ve unu tavuk suyuyla aynı dereceye getireceğiz. Yavaş yavaş sıcak su ekleyip karıştırıyoruz. Evet, şu anda sosumuz hazır. Hemen hemen aynı dereceye geldi. Yemeğimizi ekliyoruz. Şöyle yavaşça karıştıralım. Çok fazla dağıtmadan. Çünkü patatesler ve tavuklar çok güzel pişmiş. Biraz daha büyük bir tencere olsaydı belki daha bir rahat pişecekti. Ama olsun, yine bir sorun yok. Yine de güzel bir şekilde pişirdik. Hemen hemen tavuk haşlamamız hazır sayılır. Şöyle yarım çay kaşığı karabiber ekleyeceğim. Tekrar kapağını kapatıyorum. Verdiğimiz sos ve tavuk suyu birbiriyle bütünleşene kadar, yani yaklaşık 2-3 dakika hafiften bir kaynatacağız. Evet, sona geldik. Gördüğünüz gibi 2-3 dakika daha kaynattım. Sos ve tavuk suyu birbiriyle bütünleşti. Gördüğünüz gibi tavuk haşlamamızın servisini yapabiliriz. Böyle bir tepsiye çıkaracağım. Genelde bütün esnaf lokantaları bu tarz tepsiler kullanırlar. İşte içine kuru fasulyeydi, tavuk haşlamaydı, güveçti, parmak kebabı, sakız kebabı vesaire yemekleri yaparlar. Cam mekana güzel de düzerler. Ben de güzel gözüksün diye bu tepside sunacağım. Önce patates ve havuçları çıkaracağım. Evet, butun bir tanesini bulduk. Gördüğünüz gibi çok güzel pişmiş. Yani böyle lime lime olmaya gelmiş. Halen arama kurtarma çalışmalarına devam ediyorum. Havuçları bitirirsem tavuklara ulaşacağım. Diğer butu da bulduk. Bu da tavuk göğüs. Tavuklarımızı aldık. Şimdi sularını dökeceğim. Tabi sizler isterseniz sadece tavuğun baget kısmını da yapabilirsiniz. Ama tek bagetle yapıldığında suyu çok lezzetli olmuyor. Ben de o yüzden tüm tavuk tercih ettim. Evet, tavuk suyumuzu da ekledik. Gördüğünüz gibi tavuk haşlamamız hazır. Yapıp deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Buyurun bir de tadına bakalım. Efendim, tavuk haşlamaları tabakları aldım. Şöyle bir tane butumuz var. Bir tane de bonfile, yani göğüs kısmından var. İkisinin de tadına bakacağız. İnşallah sizler de yaptığınızda bu şekilde denerseniz gerçekten memnun olacaksınız. Böyle lokum gibi oldu diyebilirim. Gördüğünüz gibi. Şöyle az bir şey suyuna da batırayım. Çok fazla kurulmasın. Efendim, müsaadenizle. Bismillah. Uf, gerçekten güzel olmuş. Evet. Hastayı ayağa kaldıracak tavuk suyu. Şöyle bir parça da but kısmından alalım. Ben genelde but kısmını daha çok severim. Hani oynak yer olduğu için böyle biraz daha yağlı, biraz daha lezzetli geliyor. Bir parça da buttan yiyelim. Evet. Gerçekten tavuğumuz çok güzel pişmiş. Lezzeti de gayet yerinde. Suyu da zaten diyecek söz yok. Keşke de köy tavuğu olsaydı. Daha da lezzetli olacaktı. Yani çok fazla anlatmama gerek yok. Normal bildiğimiz tavuk haşlama. Yıllardır da yapıyoruz.
Ama bazen böyle bir nokta oluyor. Yani o yaptığınız daha da bir farklı, daha da bir lezzetli olabiliyor. O küçük noktanın ne olduğunu çoğu zaman biz de anlamış değiliz. Belki biraz daha beynen rahat olduğumuz zamanlarda, belki vücuden biraz daha rahat olduğumuz zamanlarda, kendimizi daha çok yemeğe verdiğimiz zamanlarda, işte o an yaptığımız yemek biraz daha farklı, lezzetli olabiliyor. Bugünlük de bizden bu kadar. Başka tariflerle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, video hoşunuza giderse muhakkak beğenmeyi unutmayın.